Değerli belediye başkanım, çok kıymetli davetliler, kıymetli kursiyerlerimiz, değerli eğitimciler, çevre mahallelerimizden bize aramıza katılan değerli muhtarlarımız, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı döneminde kurslarımızın yanı sıra bu kurslarımıza dikkat çekmek, tanıtmak, özendirmek amacıyla kurs dışı sosyal kültürel faaliyetler kapsamında planladığımız şenliklerimiz var. Bu şenliklerimiz bizim sergilerimiz, yine beceriye dayalı eğitimlerde müzik alandaki kurslarımız ve halk oyunlarıyla sınırlı olmak üzere gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bizler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ilçemizin her noktasında insanımızın günün gelişen ve değişen ihtiyaçları karşısında eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir eğitim kurumuyuz. Bu kapsamda belediyelerimizle, muhtarlıklarımızla, derneklerimizle, kamu kurum kuruluşlarımızla el ele vererek bir hizmet üretmeye çalışıyoruz. İşte bugün bu hizmetlere dikkat çekebilmek, tanıtabilmek amacıyla yıl sonu sergi programımız kapsamında birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halk Eğitim Merkezi olarak dönem başından bugüne 14 yerleşim birimimizde açılan 410 kursta 9700 insanımıza eğitim hizmeti verdik. Güremizde de açılan 7 kursta 167 kursiyer eğitim hizmetlerimizden faydalandı. Burada açtığımız belli başlı kurslar, giyim, yağlı boya resim, takılar, kırk yama, seramik hamur çiçek yapımı ve Atatürk Okulumuzda sınavlara hazırlık kursları öğrencilerimize yönelik ve basketbol kursları olmak üzere eğitimlerdir. Verilen bu eğitim hizmetlerini tanıtmak üzere yıl sonunda yaptığımız bu etkinliklerde daha fazla sayıda insanımıza ulaşabilmek amacıyla bu tür törenler düzenliyoruz. Güre'de açılan kurslarımızda görev alan Esma Kudar, Aysel Akbaş, Burcu Kayaloğlu, Aslı Dayı, Aslı Dayı Birol, Asuman Ersan, Nezihe Özüberk Atalar öğretmen ve usta öğreticilerimize ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Emek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrenme ürünlerinin sergilendiği bu sergimizde umuyor ve bekliyorum ki bunların satışından gelir elde eden insanlar olsun veyahut da ürettiklerinden mutlu olan insanlar olsun. Hizmetlerimizi insanımızla buluşturma noktasında ben değerli belediyemize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda el ele verdik ve uzun yıllardır birlikte yürüyoruz. Kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve ev sahipliği yapan Atatürkçü Düşünce Derneğimize bu kapılarını açtığı için ben teşekkür ediyorum. Ve sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler. Sergiyle ilgili benim fazla söyleyecek bir şeyim yok. Yani sergideki eserler hepsi kendine haykırıyor ki hepsi hakikaten müthiş bir el emeği ürünü, müthiş bir bilgi birikimi ürünü. Yani uzun uğraşılar sonucu ortaya çıkmış alın terinin
her miliminde, santiminde değil, her miliminde ürünler. Bu konuda bunlara üretenlere de, öğretenlere de teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinliklerde devamlı katkımız olacak ve hatta ben şunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu tarz üretimler mutlaka ekonomiye kazandırılacak şekilde pazarlanmalı ve ailelerin aile ekonomisine kazanç haline dönmeli diyorum. Tabii bu sergiler eğitimlere dikkat çekmek amaçlı, tanıtım ve teşvik amaçlı yapılıyor. Biz bu sergilerde bütün bir yıl boyu verilen emekleri görüyoruz. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız uzun bir zaman döneminde yağmur çamur demeden bu eğitimlere devam ettiler. Ve bu eğitimlerin sonucunda öğrenme ürünlerinin sergilendiği bu sergide biz her şeyle bu güzellikleri tanık oluyoruz, görüyoruz ve yaptığımız işten memnun oluyoruz. Ve daha çok yapmak için bir ihtiyaç, bir istek duyuyoruz. Tabii ki bizim her geçen yıl Güre'de açtığımız sergi eğitimlerimizin sayısı ve çeşidi artıyor. Kursiyerlerin sayısı da artıyor. Geçmiş yıllara nazaran artış iyi. Ha, yeterli midir? Değildir. Ama bununla ilgili özellikle eğitim ortamlarının tahsis edilmesi noktasında belediyemizle ya da diğer kamu kurumlarımızla yakın bir işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bize destek veriyorlar. Ve bu tahsis edilen noktalarda hem eğitimlerin sayısını, hem çeşidini, hem de kursiyer sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem herhalde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi benim bir şey söylemeye gerek yok. Buradaki eserler kadınların becerilerini, yeteneklerini gayet güzel anlatıyor. Hepsi yani emek, çaba ortaya yani katılınca neler ortaya çıktığını görüyoruz. Çok güzel şeyler. Bunların tabii ki belli kısmının kadınlarımıza ekonomik destek olarak dönmesi de çok önemli. O anlamda belediyemizin de zaten projeleri var, çalışmaları bundan sonra da devam edecek. Daha güzel şeyler olacak. Şimdi kadın kooperatiflerimizin çoğaltılarak daha yaygın faaliyetlerini de daha geniş kapsamda çoğaltılarak devam ettirilmesiyle ilgili de projemiz var. Bu proje kapsamında bunlarla ilgili de yine çalışmalar yapılacak. Bizim amacımız bütün hanımlarımıza, özellikle ev hanımlarımıza ulaşmak, onların sorunlarına elimizden geldiğince çareler üretebilmek. El emeği göz nuru, hiçbir zaman için şey olmayan, yani insanları boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, sıkıntılarını, streslerini atabilecekleri en güzel iş bunlar. Ben de gittim, senelerce gittim, hepsini yaptım, hepsini biliyorum. Halen devam ediyorum ama yine de güzel şeyler, hepsinin ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Esma Kudar, 9 Eylül Üniversitesi Resim Öğretmenliği mezunuyum. 2 senedir de halk eğitimde usta öğretici olarak görev yapıyorum. Şu anda Güre grubumuzun sergisindeyiz. Yağlı boya resim olarak açıldı ama sadece yağlı boya resim olarak kısıtlamak bence doğru değil ki zaten kurs içerimizde de bu şekilde ilerlemiyoruz. Öncelikle kara kalemden başlayıp daha sonra renkli tekniklere giriyoruz. Sulu boyamız var. Pastel boyamız var, guaj boyamız var. Daha sonrasında da yağlı boya geçiş yapıyoruz. Yağlı boyayla da bitiriyoruz. Katılım bu sene Güre'de ilk defa resim kursu açıldı. İlk olarak bakıldığı zaman temel oluşturduğumuzu düşünüyorum ben. Bir 4-5 aylık kısa bir süre zaman içerisinde de bence güzel işler çıktı. Kaldı ki ilk defa kursa giren, ilk defa kalemi eline alıp da resim çizmeye meyillenen insanları da düşündüğümüz zaman bence yani amatörün üstünde.
Erkeklerin bence öncelikle bilinçli olması gerekiyor bu konuda. Çünkü ev kadını deyip geçmemek gerekiyor. Öncesine bakıldığı zaman da Türk kadının aslında ne kadar savaş dönemlerinde de orada da burada da büyük işler yaptığı gözleniyor. Yani bir ev kadını neden tamam eğitim alamamış olabilir, bazı tersliklerden dolayı bulunduğu konumda ev hanımı kategorisine girmiş olabilir. Ama bence onlara fırsat verildiği zaman arkamda gördüğünüz gibi işler çıkıyor. Bir de şöyle bir şey ben söylemek istiyorum. Benim kursiyerlerimin içerisinde karı koca gelen insanlar var ve ben çok hoşuma gidiyor. Eşlerini teşvik ediyorlar. Bazen tatlı rekabet oluyor. Aralarında hırslanmalar oluyor. Bence kadın ya da erkek olarak değil. Bence çiftler birbirini beslemeli ki bu daha da gelişsin. Artması adına bence baştakilerin bu konularda birazcık daha destek olunması gerekiyor ki bence şu anki başkanımız bu konuda gayet destek veriyor diye düşünüyorum. Onun haricinde bence yani kendimizi kısıtlamamak gerekiyor. Bu sadece işte onlara da yüklenilmemesi gerekiyor. Bence insanlar etkileşerek bu işi daha da fazla geliştirebiliriz.